Genel anlamda egzamanın çeşitlerine baktığımızda öncelikle kontak dermatit dediğimiz temasa bağlı egzamalar gözükmekte. Bu egzamalarda alerjik olan ve de irritan olan egzama olarak ikiye ayrılmakta. İritan egzama dediğimiz tabloda bu maddeyle kim temas ederse etsin deride bir reaksiyon ortaya çıkmakta ki bu reaksiyon genellikle dakikalar ya da saatler içinde oluşmaktadır. Temas eden bölgede kızarıklıklar, kabarıklıklar, sulantılı bir takım yaralar, daha ilerleyen dönemlerde de kabuklanmalar oluşabilir. Alerjik egzamada ise yine bu derimize temas ettiğinde, deride alerjik egzama reaksiyonunu başlatan sebepten temas sonrasında günler içerisinde, yani hızlı bir reaksiyon şeklinde değil, biraz daha geç reaksiyon şeklinde belirti oluşmaktadır. Atopik dermatit dediğimiz egzama çeşidinde genellikle 3 aylıktan itibaren bebeklikte başlayan bir hastalık. Fakat çocukluk çağında daha nadiren de erişkin yaşta ortaya çıkabilmektedir. Bebeklerde genellikle yanak bölgesinde, vücutta kıvrım bölgelerinde ya da bez bölgesinde ortaya çıkabilen kızarıklıklar ve üzerinde hafif kepeklenmeler, kabuklanmalar şeklinde belirti verebilmektedir. Yine daha çok yaşlılarda gözüken deri kuruluğuna bağlı olan egzamalar kol ve bacak bölgesinde kepeklenme tarzında belirti vermekte. Strese bağlı olarak ortaya çıkan lichen simplex chronicus dediğimiz egzamada ise ense bölgesi, sırt bölgesi ya da bacaklarda kaşıntıya bağlı olarak kalınlaşma ve üzerinde kabuklanma şeklinde belirti veren egzamalar oluşmaktadır.